programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de yanımızda Soho Mutfak'tan Sayın Zuhal Kumova Toker var. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Artık ekranlara alıştınız. Az önce konuştuk bunu. Heyecan bitti. Ona beraber açtık diye düşünüyorum. Sayenizde. Sağ olun. Evet, inşaat formundasınız. Firma olarak, evet. Hatta iki firma olarak buradasınız. Evet, iki firma. Soho Kitchen ve de Ömer Kumova İnşaat. Evet. Evet. Fuar sizin açınızdan da oldukça iyi geçiyor. Çünkü ne zaman gelip geçsem önünüzden sürekli bir hareket, sürekli bir anlatım var içeride. Biraz da sizden çok dinleyelim. Yoğun. Fuar nasıl başladı? Çok güzel başladı. Biz hiç bu kadarını ummamıştık. Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Bu yıl komple herkes çok güzel hazırlanmış, çok özenmiş. Çok hoşuma gitti bu Bursa'da böyle güzel fuarların olması. Çünkü artık Bursa'da büyük şehir. Yani insanlar bunun sorumluluğunu taşımalı bence Bursa üzerinde. Bursa adeta fuara sahip çıkmış. Ben kesinlikle. Ben ilk defa, hayatımda ilk defa böyle bir fuar gördüm Bursa'da. Çok gurur duydum. Evet. Herkes sahip çıkmış ve işin ucundan tutmuş. Çok sevindim. Hakikaten gurur verici. Siz de ilk saatlerinden beri fuardasınız. Gerçi biz yine görüşebildik ama evet, telefonla evet. konuşmuştuk. Peki fuara şimdi siz bir mutfak ürünlerinizle, yani kendiniz markasıyla evet. geldiniz. Evet, evet. Orada neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Hangi ürünlerle katıldınız? Şimdi tabii çok fazla bir alan olmadığı için biz tek bir mutfağımızla katılabildik. En iddialı mutfağımızla. Mutfakta oldukça iddialıyız. Bursa'nın en büyük mutfak showroom'u bizim showroom'umuz. Çok seçeneğimiz var. Yeni bir marka. Evet, biraz yeni bir marka. Biraz da markanın piyasadaki aldığı tepkiden konuşalım. Hı-hı. Yani marka, çünkü normalde siz inşaatlarınızda kendi ürününüzü kullanmaya devam eden bir firmaydınız. Evet. Biraz da Hı-hı. bu markayla beraber açıldınız. Evet, markalaşma. İlk tepki ne oldu? Piyasalardaki bu hani sizin markanızı tepkiler nasıl geldi? Beğenildi mi ürünler? Ya ben şunu anladım, güven çok önemliymiş. Yani biz yıllardır güven inşa etmeye çalıştık. Şimdi de bunun mutfakta hakikaten bunun ürünlerini aldık. O kadar güveniyormuş ki insanlar bize. Çok güzel, çok kolay benimsediler. Çok hoşlarına gitti böyle Değil bir mi? Şey. Evet. Şimdi güvenerek kendilerini bize teslim ediyorlar. Standınız oldukça geniş aslında bu stand. Fakat standın aslan payı sanırım Ömer Kumova İnşaat'ın evet, projelerine Moda Madem'le. Moda Madem'de zannedersem ilk lansmanı değil mi bu? Evet, ilk lansmanı i̇lk, burada. İlk kez burada çıktı. Hı-hı. Gerçi bugün biz Ömer Bey'i konuk alacağız. Daha detaylı Hı-hı. konuşacağız evet, ama konuşursun. Bir de işin kadın gözüyle olan tarafı Hı-hı. var. Biz ona çok önem veriyoruz. Evet. Kadın gözüyle Hı-hı. Moda Badem'li nasıl şu an? Yani aslında Moda Badem'li bir evden çok bir hayat. Yani gerçekten bir yaşam vaat ediyor insanlara. 1150 metrekare kapalı sosyal tesis alanı var. 52 bin metrekare bahçesi var. Yani bu muhteşem çok bir şey. Çok karma bir proje. Evet, aslında. Yani sadece 257 konut ve 52 bin metrekare bahçe. Yani çok çok özel bir proje. Kaç? 257. Evet. Aslında pardon, az 157. Yani 157 az bir rakam değil baktığınızda. Çok da değil ama. Çok da değil. Değil. Tam böyle ortada. Tabii, normalde fakat bunun üçte biri arsalara yapılıyor bu kadar daire. Hı-hı. Yani normalin üç katı bahçesi var. Bir daha da Bursa'ya böyle büyük ve böyle güzel bir proje yapılır mı bilemiyorum. Yani biz bile emin değiliz bundan. Yani biz bile yapamayız diyorsunuz. Bile. Yani böyle bir arsa denk gelmeyebilir gerçekten. Çok özel bir yeri var. Konum olarak da Bademli'nin en güzel tepesinde. Havası çok güzel. Bademli'nin böyle biraz eski mevzusundan modası galiba. Moda Bademli ile değişecek gibi. Aynen, yeniden. Bu galiba, değil mi? Zaten Bademli'ye bir dönüş var. Evet. Yani insanlar Bademli'den önce bir kaçıp şehir yaşamını denediler. Evet. Fakat şimdi olmadığını görüp tekrar doğaya dönüş var. Doğadan kopmadan villa değil apartman yaşamını isteyenlere böyle bahçe katı, ara kat ve çatı dublek. Sadece ondan ibaret bloklarımız var, villalarımız var. Çok keyifli. Evet. Havuzlar, bol miktarda havuzlar. 1500 metrekarelik sadece daire kısımlarının havuz alanları sadece 1500 metrekare. Açıkçası ben merak ediyorum. O yüzden Ömer Bey'e çok sorum olacak bu konuda. Peki gelelim sizin uzmanlık alanınıza, yani mutfak bölümüne, soğuk evet, bölümüne. Evet, iç dekorasyon. Evet. Hı-hı. Orada son trendler neler? Bu fuarda da mutlaka onun yansımaları gözü çarpıyor. Evet, çarpıyor. Biraz da sizden alalım. Yani Hı-hı. 2015'te trendler nereye doğru gidiyor? Evet, country mutfaklara gidiyor. Country. Evet, çok çok beğeniliyor country mutfağımız. Bizim de en çok sattığımız mutfaklar. İşte CNC kapaklar, el yapımı, lake boyamalar, eskitmeler, işte rustik bataryasından kulbuna kadar, beyaz eşyasına kadar işte rustik metaller. Bunlar çok moda. Evet. Çok da güzel duruyor. Yeni bir soluk getirdi. Kesinlikle. Çünkü önceden bir şey vardı. Önce bir beyaz moda olur, sonra bir ahşaba geçiş, sonra yine renkli, ardından beyaz, yine ahşap. Artık bıkmıştı insanlar bu döngüden.
Country mutfaklar hakikaten bu döngüyü kırdı. Bir de yani şimdi siz country mutfak dediniz. Ben iki gün önce mobilya fuarındaydım. Yani mobilyada da ciddi anlamda bir country havası var. Evet, evet. Yani yatak odalarına bakıyorsunuz aynı, yemek odalarında o da tasarımlar var. Koltukların tasarımlarında, koltuk kumaşlarında. Yani aslında baktığınızda hani konutta hem mobilya kısmında hem mutfak kısmında hem de tasarım, yani konut tasarımları da bu biraz da şeyi gösteriyor. Yani doydu artık insanlarımız. Yani o aşırı gösterişe, aşırı şaşaya, bunlara doydular. Artık biraz rahatlık istiyor. Yani ben bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ben kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Yani ben rahatım için varım, kendi zevkim için varım. Kimsenin zevkine göre hareket etmeyeceğim. Ben sade işte doğayla birleşiyorum. Country demek doğayla birleşmek demek. Zaten o renkler değil mi? Çiçekler. Tabii o doğallık. Yani artık doğaya dönüş var. Bu bunu gösteriyor. Evet. Peki şimdi bizi izleyen birçok kadın izleyicimiz var. Şu an belki evlerindeler, iş yerlerindeler. Onları fuara davet edecek sözler sizden duyacak olsak neler söylesiniz? Bu kadınlar bu fuara niye gelmeli? Aynen. Ben fuarda şu dikkatimi çekti. Erkek sayısı çok fazla, kadın sayısı çok az. Lütfen fuara gelin. Fuarda. Çünkü çok güzel bir fuar. Hiçbir şey almasanız da zevkiniz gelişir. Hı hı. Bence bütün kadınların gelmesi gerekiyor. Bütün kadın. Yani şimdi tespitiniz o kadar doğru ki biz de tüm gün yayın yapıyoruz. Dün tüm konuklarımız erkekti. Bugün sizinle beraber ilk kadın konuğumuzu aldık. Kadın konuklarımız bugün de artıyor değerli izleyiciler. Sadece erkek egemen değil fuar. Değil mi? Kadınları da mutlaka fuarımıza bekliyoruz. Evet. 2015 inşaat sektörünü nasıl görüyorsunuz? Zoyla Hanım biraz da sizden alalım. Ya bizim için çok hareketli bir dönem başladı. Yeni projelerimiz var bu yıl başlayacağımız. 3 tane projemiz var. Hı hı. Bizim için çok hareketli. Satışlar da çok iyi gidiyor. Moda Badem'in lansmandan önce satışları başladı zaten. Çok çok iyi gidiyor. Tahminimizin ötesinde. Biz çok memnunuz. Şimdi bu yeni açtığınız mağazayla beraber tabii perakende müşteriler de sizi sık sık ziyaret etmeye başladılar. Evet. Müşterilerin genel yaklaşımı hangi ürünler oluyor? Yani daha böyle dediğim gibi işte country ürünlerden ziyade klasik kişiler mi var, yenilikçiler mi? Çünkü yaş grubu da artık değişmeye başladı. Tabii. Değil mi? Yani arkadan gelen yeni nesil biraz daha yeni nesil daha modern mutfakları tercih ediyor. Onların daha country'lere vakti var. Evet. Onlar önce bir moderni denemek istiyorlar. Bizde tabii sadece mutfak yok. Aynı zamanda banyo dolabı, giyinme dolapları, portmentolar. Yani biz bayağı bir evi komple yapabiliyoruz. Kapı. Yani hepsi olduğu için yani bir eve girdik mi her tarafını komple değiştiriyoruz. O zaman şöyle yavaş yavaş önemli sorulara geçelim. Diyelim ki ortalama bir evin maliyetini biliyoruz tahmin işte. 250'den başlıyor evler. Tabi bu artık 2 milyon dolara kadar çıkan evler bu fuarda mevcut. Peki böyle genel itibariyle bakacak olursak normal bir evin mutfağını diyelim ki o evin hanımı artık değiştirmek istiyor. Mağazanıza gelecek. Orada bir fiyat aralıkları hangi ürünlerde nasıl değişkenlik gösteriyor. Biraz da yani ne kadar bütçe ayırmak lazım? Yani mutfağın keyifli bir mutfak için. Burada mutfağın büyüklüğü çok önemli. Yani 7 ile 15 arası bir aralığı var. Yani mutfağın modeline ve büyüklüğüne göre. Yine bunlar değil mi? Kendi içinde lake olanlar var, ahşap olanlar var. Tabii. Peki mutfakta daha çok neyi tavsiye ediyorsunuz? Hangi ürünlere yönelmek lazım? Mesela çünkü kanserojen boyalı ürünler var. Yani çünkü bir de mutfaklar çok vakit harcadıkları yerler değil mi? Biz o konuda çok titiziz. Kesinlikle kanserojen hiçbir ürün kullanmıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Arge çalışmalarımız var zaten. İşte soldurmazlık, sararmazlık falan. Bu tip çalışmalar yapıyoruz. Her kullandığımız boyayı test ediyoruz öncesinde. Bunlar önemli şeyler bizim için. Ama takıldım kaldım. Önemli değil mi? Peki hemen şeye geçelim. Mutfakların bu ürünlerimizin daha uzun süre kullanılabilmesi için dolaplarımızın nasıl bir yol izlemek lazım? Yani bunların bakımı da çok önemli değil mi? Tabii daha bir kere olması için. Her şeyden önce güneş çok önemli. Yani biz tabii ki güneşe dayanıklı ürünler kullanıyoruz ama her şeyin bir sınırı var tabii. Yani direkt güneş alan yerlerde hiçbir eşyamızı tutmamamız gerekiyor. Mutlaka o güneş korumasını yapmalıyız mutfağımızda. Evet. Önümüzdeki sene yine belki de fuarda olacaksınız, yerinizi alacaksınız. Mutlaka. Biz çok memnun kaldık fuardan. Evet. Çok 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 memnun kaldık. Evet. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, ikinci günün ilk kadın konuğu Sayın Zuhal Kumo Toker'le beraberdik. Mutfak dekorasyonlarını, mutfak modasını, son trendleri kendisiyle konuştuk. Fuar yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.